Evet Murat Abicim cümleler söyleyeceksiniz. Şimdi Asena ve Senem ikilisi var. Hı hı. Asena ve Senem ikilisi yani bir orduyu birbirine katarlar. Allah böyle Allah. bir ikili yani. Böyle bir ikili uzun yıllardır beraber olmamış diye düşünüyorum. Yani tayinle pekmez gibiler. Yani yediğin zaman mesela ben şimdi tayinle pekmez ya Sen bir anda böyle hareketleniyorsun ya. Bunlar da ortalığı böyle tayinle pekmez gibi hareketlendiriyorlar. Yani hiç yerlerinde duramıyorlar. Ve ikisi bir araya geldikleri zaman bir bağırmaya başlıyorlar, bir haykırmaya başlıyorlar. Yani yan adadan uyuyan varsa uyanıyordur yani kim varsa oralarda. Gerçekten inanılmaz. Yani onların bu ses tonu filan, o çığlıkları, o bağırışları, bir anda çıkışları filan insanı böyle o kadar rahatsız ediyor ki yani böyle kulaklarına pamuk tıkamak istiyor insan yani. O hale getiriyorlar insanı. Beni şahsen o hale getiriyor. Mesela izlerken ben şimdi Kulaklarıma pamuk tıkamak istedim yani. Bu o kadar ya. Yani. gibi değil. İkisi ve, birleşince tabii. İkisi birleşince. Bir yok, tane olsa teker yok. teker gelse de iyi. Tek, teki teki bir kişi uyandırır yandaki adadan ikisi üç dört kişi uyandırır. uyandırır. Yani öyle bir hal var. Şimdi ve bu ikili e, Aziz'e kafayı takmışlar ve Aziz'e yılan bir insan diyorlar. Yani yılan insan. Yani Aziz'i bir yılan olarak görüyorlar. Aziz'i yılan olduk olarak gördükleri için de Aziz'e... Çok ağır şekilde davranıyorlar ve Aziz'i böyle bitirmek adına ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Aziz... Lan başlangıç biliyorsun abi ben birazdan sana tanıtımı vereceğim. Ha. İblisler, şeytanlar havada uçuşuyor. Öyle mi? Tabii ha. tabii. <laughs> yani inanılır gibi değil ve Aziz'i ağlattılar sonunda. Yani Aziz artık ağladı çocuk yani böyle. Çünkü ben Aziz'in çok böyle ağlayacak bir tip olduğunu düşünmüyordum ama artık burasına getirdiler adamın. Aziz'i ağlattılar. Ve bir lafı var galiba Senem ya Asena ya Senem. Hı. Aziz'e diyorlar ki içinden geçtin takımın diyorlar. E Senem, e Asena. Şimdi bana göre takımın içinden sizi geçtiniz. Neden dersen siz bu Aziz bütün takım tarafından hor görülürken, bu Aziz'i herkes dışlarken Hı. ve bu Aziz'i herkes yok etmek isterken siz nerelerdeydiniz de şimdi bir anda hani böyle Aziz'e karşı bir tavır alıyor rolüne giriyorsunuz. O zaman o zaman da Aziz'e destek olacaktınız kardeşim. Siz Aziz'e o zamanlar hiç destek olmadınız. Sonradan destek olmaya falan başladınız. Biraz yalandan destekler olur ya böyle. Ama olmadı. Siz Aziz'i bütün takım yok etmeye çalışırken neredeydiniz? Ve bu takıma bakıyorum. Şimdi diyorlar ki Aziz sen bu takımı bu hale getirdin. Kardeşim siz bir kere inanılmaz dengesiz bir takımsınız. Neden dengesiz takımsınız? Siz çünkü hiçbir zaman strateji yapamadınız. Siz değil misiniz kardeşim her şeyde, e, konseyde aynı aynı insanları çıkararak 6'ya 6, 5'te 5 çıkarıp 2 tane aday ortaya çıkaran? Siz kardeşim siz aranızda bir konuşamıyorsunuz ki, anlaşamıyorsunuz ki. Sizde bir tuhaflık var. Hı hı. Yani siz her konseyde strateji hatası yapıyorsunuz. 6 kişiye 6, 2 aday çıkar. 5'e 5, 2 aday çıkar. Öyle bir takım olur mu ya? böyle bir takım sağlık olur mu? Bir konuşun kardeşim. Bir aranızda bir toplanın. Her seferinde böyle yaparlar. Ay iki aday çıkardık. E Çıkarmayın. Aslında işte onların problem ettiği şey o zaten şu an. E asıl tamam onda ke, kendim ettim, kendi buldum. Kendiniz ediyorsunuz. Ne Söz geçiremediği Aziz e, o raydan çıkınca sinirleniyor. E Azizi şimdi Azizi raydan çıkarıyor diyorsunuz. Aziz çocuk Aziz çocuk şeye gide gide mahvoldu ya. Nedir o? Evet, evet. E, ne adasıydı o? Yokluk. Yokluk adasına gide gide mahvoldu adam. Potoya gire gire mahvoldu adam. Siz Aziz'i suçlu ilan ediyorsunuz. Aziz dedi ki kardeşim. Aziz sözünün arkasında duruyor. Bak ben çok oyunu çok seviyorum Aziz. Aziz dedi ki siz beni bu hale soktunuz <laughs> dedi. Ben de size teker, teker 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 intikamımı alacağım dedi. Ve adam Tunga ile başladı. Tunga ne dedi Aziz'e hatırlıyor musunuz? Kenardan. Aziz dedi ben seni bir sivilde yakalarsam bak ne yapacağım dedi. Tunga orayı Teksas'tan etmişti ya Tunga kardeş. Kulakları çınlasın. Elendi da... abi çocuk zaten. İşte kulakları çınlasın diyorum ben de. Elendi de. Elendi onda Tunga seni de konuşacağız yani He. konuşmadan geçmeyeceğiz. Tunga elendi. Tunga Aziz'i sivilde yakalasam ne yapacaktım diyor. Mesela şimdi ben merak ediyorum. Aziz oradan İstanbul'a döndüğü zaman Tunga ya, mı? Şey ne E işte yapacağı bir şey yok. Oradan yalandan sallıyor. Şimdi onun için de orada yani adama sen sivilde yakalarsam şunu yapacağım bunu yakalarsam dersen adam da de seni yollamak için elinden geleni yapar. Nitekim de Aziz dedi ki önceliğin Tunga'ydı dedi. Şimdi dedi sırada dedi rende var. Şimdi de rende var. Allah Allah. Tabii rendeden de alacak şeyini. Rende de onu var ya yok etmek için neler yaptı. Rendelemeye çalıştı Aziz'i. Ama yarın öbür günde Alper rendelenir. O hiç belli olmaz. Hayat bu. Onun için de sen Aziz'e bunları yaparsan Aziz de şimdi bunları söylüyor. E şimdi niye a, a şeyi Alper Rende'yi yazmasında ne var ya? Yazar kardeşim size hesap mı verecek Aziz? Alper Rende de Aziz'i yok etmek için neler yaptı ya? Ben hepsini hatırlıyorum. Siz hatırlamıyor musunuz Alper Rende'nin neler yaptığını? Aziz'i yok etmek için. Ben Aziz'in derdinin Alper Rende olduğunu düşünmüyorum. Kim? Ben mi? Takımdaki gerçek yüzleri, e, grup değiliz deyip grup olanları, arkadaşız deyip arkadaş olmayanları bize göstermek ki ilk geldiğinde, ilk başlarda... Ee, kesinlikle altı boş iddialarda bulunan bir yarışmacıydı Aziz. Ama gerçekten şu anki senaryoda artık Aziz'in şansı mıdır? Hani biraz çok e, erken yaptığı bazı öngörülerin doğru çıkması mıdır? Bilemem. Ama Aziz zaten şu an e, ben tekim ve hiçbir gruba mensup değilim dedi ya. Bizi onu kanıtlamaya çalışıyor. Ki o kadar da güzel kanıtladı ki bu arada. Sadece Asena'nın biraz daha cesareti Olsaydı eğer daha yürekli e, girseydi bu kavgaya biz bugünkü kavgayı şöyle seyrediyor olurduk. Aziz biz seninle ne konuştuk sen beni nasıl satarsın bizi? Bak bunu dese saygı duyarım ben her zaman arkadaşlığı, insanlığı, Survivor'da performansın onun bunu şu kağıt matematiklerin önüne koymuş bir insanım. Ama e, Asena kendi gruplarının e, ve arkada dönen o fiskosların sadece diğer takımın yaptığını düşündüğü, bize öyle göstermeye çalıştırdıkları o stratejilerin, açığa çıkmasını istemediği için Aziz de şöyle kızıyor. Boşuna işte takımın içinden geçtin. Boşu boşuna iki kişiyi potaya soktun. Hayır Esen boşu boşuna iki kişiyi potaya sokmadı. Seni potaya sokacağı için sen bu kadar ee, geçirdin. Velhasıl da bu birebir yaşandı. Asena'nın derdi iki kişinin potada olması mı sence? Tabii ki değil. Kendisi girecek. Kendi takımın içinde yani kendi sözünü geçirdiği. Bu arada Aziz o kadar haklı ki sen <laughs> beni yazmadın mı diyor. Asena kimi yazmış? Aziz Potay'a girerken Aziz'i. Ama öyle bir teşkilat var ki aslında inanın bana diğer gruptan çok daha sahte bir teşkilat o. Hem sen adamı yazıyorsun kendi takımından. Ki ben mesela Özgür'ün de kendi arkadaş grubundan insan yazmasını eleştiriyordum. Hı hı. Dolayısıyla bugünkü söyleminde hiçbir problem bulmadım. Yani Özgür'ün daha önceki hareketlerini eleştirmiştim. Ama Asena kendi söz geçirdiği, kendi ee, oyundan kaybettiği için oy... Apostrof. <laughs> yani kend, e, nasıl diyeyim? Arkadaş grubu Sıra demeyeceğim ama. Sıra kendisine geldiği için. Evet ama Azize söz geçirmediği için. Yani belli ki konuşulmuş. Asena çıkıp şunu diyemedi. Sen konuştuğumuz gibi yapmadın. Evet. Aziz. Bu onun delirmesi ama bunu söyleyemiyor kameraların karşısında. Çünkü bunu derse ha o zaman siz de tezgahsınız diyecekler. Bu kadar basit. Özeti budur yani bu akşam. Buyurun. Evet şimdi yani ben burada Aziz haklı görüyorum. Bu Aziz haklı görmek de şey değil. Ee, Aziz ben Survivor'ı genelde çok haklı bulmuyorum. Zaten Hı -hı. Aziz iyi bir yarışmacı, parkur anlamında iyi bir yarışmacı değil. Aziz elenmeyi bekleyen yarışmacılardan biri. Çünkü bu performansla Survivor'da fazla bir yere gidemezsin. Yani yüzde yirmilerle oynuyor. Çıkıyorsun, kaybediyorsun, devamlı kaosla besleniyorsun. Yani taşıma suyla devam ediyor Survivor'da. Bir yerde Aziz'in bileti kesilecek. Ama bu akşamı bence değil. Ama bu Aziz'in de hep yanlış yaptığı anlamına gelmiyor. Burada da Aziz'in bence doğru yaptığı bir şey var. Neden? Şimdi bir bir gece önce, daha doğrusu iki gece önce oyunu kaybettiklerini gönüllü takımı kimi yazmış? Yaklaşık dokuz kişi. Aziz yazmış. Bu bahsi geçen iki hanımefendi arkadaşımız yani. da sevgili Senem ve Hasanada. Aziz kimi yazmış? Alperi yazmış. Herhangi biri gelip Azize neden Alperi yazdın diye sordular mı? Asla. Sormadılar. Çünkü Aziz Alper'i elemek istiyor ve Alper'i gözüne kestiriyor. Nasıl ki Tungay'ı gözüne kestirdiyse Aziz de bir yarışmacı soruşta. Bir oy hakkı varsa onu da kullanıyor. Ondan sonraki gece ne olmuş? Yine oylamaya çıkmışlar. Yine gönüllü takım kaybetmiş. Bakıyorum oyunu değiştirmeyen tek isim Aziz. Yine Alper'i yazmış. Ya adam Alper'i yazıyor. Bir gece önceki gibi. Yine Alper'i yazmış. Ama şimdi sen nasıl Alper'i yazarsın? Niye Alper'i yazarsın? Takım için iyi değil bunlar falan. Geçin arkadaşlar bu işleri. Takımı düşünseydiniz başka bir şey konuşuyor olurduk. Her şey şu e, gündüz olan programın başında izlediğimiz görüntülerde. Ya bu akşam kaybedersek ne olacak diyor. Asena da diyor, Senem de diyor. Ya bu akşam kaybedersek ne olacak? Yani kendilerini düşünüyorlar aslında. Bizim Çünkü biliyorlar ki karşıt gruplar artık. Özgürlerin bir grubu var. Osmanca'nın hani başarılı erkeklerin olduğu bir grup aslında. Çünkü oraya orayı Kardelen. taşıyan ve Kardelen başarılı bir kadın yaşamacının olduğu bir grup. Bir de kendilerinin oluşturduğu bir grup var nispeten daha başarısız yarışmacılardan oluşan. Bu birlik biliyorlar ki onlardan biri ve muhtemelen özgür çıkacak. Bir adayı o söyleyecek. Bir de kaybedersek bir daha biz bir oylamaya gireceğiz. Na, yani diyorlar ki bu işin <laughs> ucu bize dokunacak kardeşim. Neden? Yani aslında söyleyemedikleri şey o. Ama tabii biz bunu anlıyoruz. Çünkü bu iki arkadaşın derdi takım da değil. Kendileri. Çok normal. Çok tecrübesizler. Genç arkadaşlar. Oraya gidiyorlar. Kalmak istiyorlar. Survivor'da daha çok vakit geçirmek istiyorlar. Ama ee, o çoğunluğu sağlayamayınca veya kendilerine çektiğini çektiklerini düşündüğü Azizi kendilerine çekemediğini görünce bu şekilde böyle e, hatta cinnet noktasına gelecek noktada e, sesleri yükseliyor. Ben bu noktada ben Azizi haklı buluyorum. Bu iki arkadaşta çok haklı bulamıyorum. Hı hı. Ee, burada tutarlı bir davranan biri varsa o da Aziz. Aziz Alper yazıyor ve Aziz aday. Aziz aday olduğu için de potaya bir yerine iki kişi çıkması onu zaten işine geliyor. Yani şimdi şöyle düşünün. Potaya 4 kişi çıkmak var. 5 kişi çıkmak yani var. Olasılığını yani, yani bir kere olası. sen bir %25 elenme ihtimalin var. Bir de yüzde %20 elenme ihtimalin var. Sen oraya bir kişi daha atacaksan ve bu senin elindeyse niye yapmayasın? Ve yaptığın şey de tutarsız değil. Yani bir gün önce onlarla beraber hareket edip bir gün sonra kendi başına bir şey, hareket yapmıyorsun. Sen bir gün önce yaptığın hareket neyse yine aynı hareketi yapıyorsun. Ve dolayısıyla da potaya iki kişi çıkarıyorsun. her meydanı diyorsun. Ben Aziz'in e, burada oyunu doğru oynadığını düşünüyorum.